Hatta başlarken bu görevi güzel reba gördüğü tutuma bakarsanız, bu işi korkar, bu işi baskıdan ürker, bu işi fabrikasını terk etmez. İşi fabrikasını sever. Biz hocam Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Kocaeli ve Mersin fabrikalarında grev pankartı asıldı. Ücretlerine zam isteyen ve sendikal oldukları için işten çıkarılan arkadaşlarının iadesini isteyen işçiler greve başladı. Türk İş'e bağlı Kristal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada toplu sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Greve giden süreç 4 yıl öncesine dayanıyor. İz Hocam'ın Kocaeli, Dilovası ve Mersin Tarsus'taki tesislerinde 2014 yılında örgütlenen sendikanın yetkisine işveren itiraz etti. Fabrika yetki sürecini 4 yıl geciktirse de işçiler sendikal mücadeleden vazgeçmedi. Fabrika yönetimi Kristal İş'le masaya oturmak zorunda kaldı. Yasal boyutta bizi elinden geldiği kadar oyaladılar. Niye? Kristal İş Sendikası buraya girmesin. Niye? Kristal İş Sendikası eylemci, grevci. Biz ne eylem yaptık içeride? Sendika öncelikle örgütlenme gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerin iadesini istedi. Toplu sözleşme görüşmeleri sıra ücrete gelince tıkandı. Toplu sözleşme masasında uzlaşı çıkmadı. Kristal İş grev kararı aldı. İz Hocam'ın Kocaeli, Dilovası ve Mersin Tarsus'taki fabrikalarında grev başladı. Bize bunlar daha bir ay önce veya hafta 20 gün önce bu 300 TL'yi daha önce verdiler. Son 15 gün içinde onu da geri çektiler. Greve çıkacağımızı görünce de 185'ini verelim dediler. İkramiyeyi boyuna süsleyip oradan kestiklerini verdik diye düşünüyorum. Sendikadan yapılan açıklamada 10-15 yıllık kıdeme sahip işçilerin asgari ücretle çalışmaya zorlandığı, ekonomik krizin faturasının işçilere kesildiği vurgulandı. Yine de hem burada çalışma barışımız hem evimize gittiğimize de bir ekmeğe bir buçuk yapabilir miyiz peşindeyiz. Ekmeğe buzağına eller kıvrılsın. Açıklamada işveren tarafından sendikamıza resmi olarak yapılmış olan ücret zammı teklifi bile birkaç gün sonra geri çekildi ifadeleri kullanıldı.